Piyon. Sadece ileri gidebilir. Sağa, sola veya geriye gidemez. İlk karesindeyken iki adım veya bir adım gidebilir. Ondan sonraki hareketlerini hep bir adım şeklinde yapar. Piyon ileri çaprazlarında rakip taşları varsa yutabilir. Piyonun yutabileceği yerleri yeşil renkle gösteriyorum. Önüne rakip taş gelirse onu yutamaz. Üstünden atlayamaz. Orada beklemek zorundadır. Piyon sadece çapraz şekilde ileriye doğru bir adım şeklinde yutabilir. Hamleler sırayla beyaz ve siyah tarafından oynanır. Haydi başlayalım. Piyon son kareye ulaşırsa istediği bir taşa dönüşebilir. Genellikle güçlü bir taş olan vezire dönüşür. Şimdi sıra sizde. Taşlarınızı alın ve piyon ile ilgili antrenmanlara başlayın. İzlediğiniz için teşekkürler.